sanatçı kızcağız var. Gördüm böyle birkaç sanatçı röportajı da işte Instagram yasaklandı. Ne diyorsun? Ya işte iyi oldu. Kitap dedikodusu yapıyorum. İşte kitap okuyorum falan diyen var mesela şunun gibi. Ben o yüzden öyle bir sıkıntı yaşamadım ama şimdi buradayım. 3 gündür buradayım ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram dedikodusu yapan bir insan olduğum için daha önce haberlerim çıkmıştı mesela. Bu gerçek haberdi. Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmaya. O yüzden biraz dinlenmek güzel. Hepimiz için bence biraz dinleneceğiz. Bunlar şaşırmış ya. Hepimiz için iyi oldu diyor. Ablacığım mesele senin detoksun mu? Sen manyak mısın? E yarın öbür günde o zaman ne yapacak mesela? Börek mi yasaklasınlar? Börek yemek yasaklandı. İyi oldu ya, detoks oldu mu diyeceksin. İyice de şu yani ne olacak, bir tane daha dizi projesi alayım diye böyle bir şey denir mi ya? Bari de ki yorum yapmak istemiyorum de. Bari sus. İyi oldu ne demek ya sen? İnsanların ifade özgürlüğü elinden alınıyor. Olabilir kardeşim. Ben mutlu anlarımı paylaşmak için kullanıyorum bunu. Ben aile aramda birbirime fotoğraf atmak için kullanıyorum. Ben reklam yapmak için kullanıyorum. Sana ne kardeşim? Sen ne hakla kafana göre Cumhurbaşkanı'nın torunu bilmem ne dedi diye bunu benim elimden alıyorsun. Siz ne hakla bunu övüyorsunuz ya? Evet işte kitap okuyormuş. Kapat abi Instagram'ını, sil o zaman telefonundan. Böyle yorum mu olur ya? İşte ısrarcı olmak, ona bağlayacak. İşte ısrarcı olmak lazım. Neyse ya, iyi oldu 3 günde falan. Böyle bakış açısı olmaz. Buna bugün iyi oldu dersin. Yarın öbür gün Kuzey Kore gibi kafasına eser, saçı kestirmek yasaklandı der mesela. İyi oldu ya, uzadı saçlar mı diyeceksin. Yani o kadar absürt bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Ortada nedeni belli değil. Yürütülen pazarlık belli değil. Instagram'dan ne istedikleri belli değil. Kapalı kapılar ardında. Ya oldu falan diyorsun. Neye göre iyi oldu diyorsun kardeşim? İyi oldu falan demeyin abi. Hakkınızı sonuna kadar savunun. Bu benim hakkım diyeceksin. Sokak köpekleri meselesinde de öyle. Bu sosyal medya mecraları meselesinde de öyle. Ne yapalım ya falan deyip kenarda oturursan daha seni çok ensene vurup lokmanı alırlar.